Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda çok kolay, rengarenk bir tığ işi örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model ve birçok yerde bu modeli kullanabilirsiniz. İlk defa tığ işi örgü örecek arkadaşlarımız da kolaylıkla bu modeli uygulayabilirler. Hem de çok güzel bir model. En sık kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz bu modelde. 3 renk ip kullandım ben. İplerime uygun bir tığ numarası tercih ettim. Öncelikle mavi rengimle başlayacağım modelime. Zincir çekerek başlıyoruz. Öreceğiniz örgü modeli boyunca zincir çekebilirsiniz. Ben model açıklaması yapacağım için kısa bir zincir çekeceğim şimdi sizler için. Bu şekilde zincirlerimizi oldukça gevşek çekelim. Sıkı sıkıya bir zincir çekişi yapmayalım. Modelin alt kısmında kasma olmasın. Böyle devam edelim. Evet, böyle zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Bir sonraki zincirime battım. İkili trabzan yaptım. Böyle her bir zincire bir trabzan batalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane oldular. Bakın buradaki kenardakini de sayıyoruz. 5. 1, 2 zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayıp 1, 2 zincir atlayıp 3.'ye ikili trabzan yapalım. 4 tane trabzan yapalım sırasıyla. Her bir zincire bir tane batıyoruz. Şöyle. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 1, 2 zincir atlayıp 3.'ye ikili trabzanımı yaptım. Sırasıyla batıyorum. Her bir zincire bir trabzan. Böyle 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. zincirime ikili trabzan. Yine 4 tane trabzanımı sırasıyla batıyorum. İki zincir. Böyle devam edelim. Bu şekilde tamamladım. En sona yine bakın 5 tane yaptım. 5 tane ile başlamıştım. 5 ile bitirdim. Bu aralarda 4'er trabzan var. Şimdi burada rengimi değiştireceğim. Her sırada farklı renk kullandım ben. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Ve batıyorum. Her bir trabzana bir trabzan batalım. Şu şekilde oldu bakın. 2 zincir. Buradan zinciri yine 2 zincir çekerek buraya geçiyoruz. Yine trabzan tepelerine batıyoruz. Her bir trabzana bir trabzan. Bir sıranın tekrarından oluşuyor. Gerçekten çok kolay. 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Karşıya geçiyorum. Yine her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum. İki zincir çekiyorum. Şöyle öne ilerleyelim.
Böyle sırayı tamamladım. Şimdi burada yine rengimi değiştireceğim. Bir farklı renge geçiyorum. Her sırayı farklı renk ördüm ben. Hiç ip koparmadan ilerleyeceğiz. Böyle 3 zincir çekelim. Şu ipimizi şöyle sıkıştıralım. Örgümüzü çevirelim ve devam edelim. İlk trabzan zincirimiz olduğu için bir sonraki trabzanlara batarak ilerliyoruz. İki zincir. Bir sonraki trabzan tepesine batalım. Bu örgü modeline kendinden renk geçişli ipler var. Böyle akıllı ipler deniliyor. Onlarla da çok güzel olur bu model. Şöyle bakın. Böyle iki zincir trabzan tepelerine battım. Tekrar iki zincir trabzan tepelerine batarak ilerleyeceğiz. Sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Böyle gerçekten çok güzel ilerliyor. Çok da kolay bir model. Şimdi iplerimizi koparmadan ilerliyoruz dedim. 3 renk kullanınca bu şekilde oluyor. Şimdi sarı rengimi bırakıyorum. Mavi rengime geçiyorum. Mavi rengimi burada bırakmıştım zaten. Şöyle aldım. Çok burayı sıkıştırmıyorum. Böyle biraz gevşek bırakıyorum. 1, 2, 3 zinciri çektim. Örgümü çevirdim. Sarı rengimi burada bıraktım ve devam ediyorum. Trabzan tepelerine batarak ilerliyorum. Zincir kısmında yine iki zincir çekiyorum. Böyle sıra sonuna kadar gideceğiz. Sonrasında mavi rengimden sonra krem rengimi kullanmıştım. Bakın krem rengim burada bizi bekliyor. Sonrasında krem rengime geçeceğim. Mavi rengim burada bekleyecek. Böyle hangi renkte sıraysa ona geçeceğiz. Hiç iplerimizi koparmadan ilerleyeceğiz. Şöyle kenarlarda bu şekilde oluşumlar olacak. Böyle devam edeceğiz. Şimdi daha büyük bir parça örmüştüm. Onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Bunda zincir sayısı da fazlaydı. Tabii öreceğiniz örgü modeli boyunca zincir çekebilirsiniz. Şöyle bakın. Şurada renk geçişlerinin olduğu kenar kısmı. Bu görüntüyü kaybetmek için tabii böyle kenarına güzel bir kenar oyası yaptıktan sonra bu görüntü de zaten kaybolacaktır. İplerimizi koparmadan böyle geçiş yaparak ilerledik. 3 renk kullanırsak bu şekilde oluyor. Böyle görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten güzel ve kolay bir model. Birçok örgü modelinde bu modeli kullanabilirsiniz. Arka tarafı da burası da çok güzel. Hem arka hem ön tarafını kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın bu kenarında da renk geçişleri bu şekilde. Modelimiz bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.